Nereye gidiyorduk? Belki onulmaz bir felakete, belki de gurbette geçecek olan cefakar, elemli günlere doğru. Memleketten son bir hatıra olmak üzere yerden bir çakıl taşı aldım. Gurbetteki ilk gecemi uykusuz kalarak, hayatımızın güzel zamanlarını düşünerek geçirdim. Bu sözler son halife Abdülmecit Efendi'nin tek kızı Dürrü Şehvar Sultan'a ait. İsminin anlamı şahlara layık inci. Güzelliği, asaleti baş döndürücü. 10 yaşında sürgüne giden, 17 yaşında evlenen Dürrü Şehvar Sultan, İslam dünyası için bulunmaz bir gelin adayı. Talibi çok. Ancak Osmanlı Hanedanı sürgündeki günlerinde hep yalnız ve yoksullukla mücadele içinde. Aileye başından beri yardım elini uzatan tek kişi, Dürrü Şehvar Sultan'ı oğluna isteyen dünyanın en zengin adamı Haydarabad Nizamı. Dürrü Şehvar Sultan, 500 yıl geriye gönderdiler beni diye anlatır ilk duygularını. Kadınlara elini uzatır en çok. Onları eğitmek, meslek sahibi yapmak için didinir durur yıllarca. Bereket Şah, Haydarabad Nizamı'nın oğlu Azam Şah ve Dürrü Şehvar Sultan'ın çocukları. Çok güzel Türkçe konuşan, saray terbiyesiyle yetişmiş, güzel, soylu bir kadının yetiştirdiği Bereket Şah, tam bir Türk hayranı. Londra'daki eğitim yıllarında tanıştığı Fethi Ahmet Paşa'nın torunu Esra, ona çok tanıdık. Soylu, eğitimli, güzel. Tıpkı annesi gibi. Esra Şah da tıpkı Dürrü Şehvar Sultan gibi Haydarabad'a Türk izleri taşıyan, buradaki kültür mirasını koruyan bir isim. Dürrü Şehvar, Nilüfer ve Esra, üç prenses. Onlar Nizam ailesinin, Haydarabad'ın gelinleri. Tıpkı hikayeleri gibi onlar da güzel, asil ve etkileyici. Esra Şah da tıpkı Dürrü Şehvar Sultan gibi Haydarabad'da Türk izleri taşıyan, buradaki kültür mirasını koruyan bir isim. Dürrü Şehvar, Nilüfer ve Esra, üç prenses. Onlar Nizam ailesinin, Haydarabad'ın gelinleri. Tıpkı hikayeleri gibi onlar da güzel, asil ve etkileyici.